yüksek iletişim değerlerine sahip, öğrencisine kıymet veren Diyarbakır'daki Mavi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuk oluyoruz. Çok özel bir röportajımız var sırada. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası turumuza devam ediyoruz. Diyarbakır'da kaldığımız yerden devam ediyoruz sizler için. Hocam neredeyiz? Ali Rıza Hocam. Özel Mavi Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Teşekkür ediyorum Ali Rıza Hocam. Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Ali Rıza Yıldırım, 1980 Diyarbakır doğumluyum. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanlığı bölümünü bitirdim. Böyle şimdilik. Evet, başarı dolu bir hayatınız var. Biraz daha bu işine gireceğiz. Fakat öncesinde kuruluşunuzu öğrenebilir miyim sizlerden? Tabii ki. 2006 yılından beri Mavi Rehabilitasyon Merkezi Diyarbakır'da hizmet vermekte. 2006 yılından beri kurumumuz devam ediyor. Evet, peki hizmetleriniz nelerdir? Geniş kapsamlı hizmet yelpazeniz var. Biraz da bunlardan bahseder misiniz bizlere? Doğrudur. Biz 4 alanda hizmet vermekteyiz. 4 engel grubuna yönelik bir hizmet alanımız var. Bunlar zihinsel alan, bedensel alan, otizm ve işitme alanında hizmet vermekteyiz. Hocam hizmetlerimizi açarsak kaç kişiyle hizmet kadromuzla hizmet veriyoruz? Evet, biz 30'a yakın bölüm odamız, salonumuz var. İşitme, zihinsel, bedensel ve otizm alanında. Yaklaşık 20 uzman personel arkadaşımız var. Onlara yönelik biz bireysel eğitim veriyoruz. Birebir, yani bir uzman ve çocuğumuzun sınıfta olduğu bir alan. Ali Rıza Hocam, sizi ayıran temel özelliklerden birkaçı benim aklımda. Bu kamera sistemleriniz var, velilerimiz izleyebiliyor. Bunlardan bahseder misiniz? Evet, öncelikle uzman kadromuz içerisinde psikolog, rehber öğretmen, sosyal hizmetler uzmanı var. Bölgemizde çeşitli nedenlerle maalesef bu alana yönelik bir uzak kalma durumu yaşandı. Bizim öncelikli durumumuz bir bilgilendirme düzeyiydi. Yani ailelerde bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu da güzel oldu. Ailelerimizin hemen hemen tamamı bu alanla ilgili gerçekten bazen bizlerden bile çok daha fazla bilgiye sahip olabiliyorlar. Ve biz şeffaf bir eğitim modeli gösterdik ailelerimize. Kameralarla her an, her şekilde çocuklarını izleyebiliyorlar. Yani biz eğitim sürecimizi, çocuklarını birebir aldığımız eğitim sürecinde gerek kameralarla, gerek de sınıfta çocuğu görmeden, tabii dikkatin dağılmaması açısından, çocuğu görmeden izleyebiliyorlar. Ve biz böyle sadece kapalı kapılar arkasında bir eğitim düşünmedik ve bunu da yapmıyoruz. 11 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyoruz. Bazen parkta oluyor, bazen çeşitli AVM'lerde oluyor, bazen farklı alanlarda oluyor. Böyle biz yelpazeyi geniş tutmaya çalıştık. Çünkü eğitim her yerde diyoruz sürekli ve bunu da yapmaya çalıştık. Güzel de oldu. Evet, benim de yeğenim var, engelli ve bu olay dediğiniz dışarıda eğitim olayı o kadar önemli ki kendine özgüveni için, öyle değil mi hocam? Şüphesiz önemli. Açıkçası bizi başlıca, ben şahsen bir meslek elemanı olarak bu işi evet yapmaya başladım ama bizim de hayatımızda böyle çeşitli şeyler olmuştur. Bu eğitim vesilesiyle sizler de bilirsiniz, bu çokça dile de getirilir. Yani çocuklarını evde hiç dışarı çıkarmayan, kapalı kapılar ardına bırakıp çocuğun herhangi bir yere gitmesine maalesef çeşitli şartlardan dolayı gidemeyen onlarca, yüzlerce, binlerce ailemiz vardı. Bu eğitim ve bu modelden dolayı çok sayıda ailemiz çocuklarını dışarı çıkarabildiler. Çocuklara biz zaten bir hani sosyal hayat, onlar duygusal engelli değil. Çeşitli nedenlerle bir engel durumuna sahip olabilirler ama onlar duygusal engelli değil. Ve biz onlara bunu yaratmaya çalıştık. Gerçekten bunun çokça, sizler de belki bugün kurumumuzda onu gördünüz. Yürümeyen çocuklar yürüdü, konuşmayan çocuklar konuştu. Çocuklarımıza belirli bir düzey kazandırdığımıza inanıyoruz. Aileler de bunun geri bildirimini alıyoruz onlardan. Mutluyuz biz de bu yüzden. Sedat Hocam, şu an içerisinde bulunduğumuz oda duyu bütünleme terapisi, doğru mudur? Doğru, burası duyu bütünleme terapisi. Evet, bununla ilgili sizin uzman alanınız, bilgi alabilir miyim? Burası nedir, hangi işlemler yapılır?
Elbette duyu bütünleme terapisi bizim 3 yıldır uyguladığımız bir terapi biçimi. Diyarbakır'da da ilk mavi özel eğitimde başladı. Biz bunu bölgede ilk defa standartlarda bunu gerçekleştirdik. Ve bu eğitimi veren ergoterapist ve duyu bütünleme terapisi alan fizyoterapistler tarafından uygulanıyor. Duyu bütünleme terapisi klasik fizyoterapiden farklı olarak daha çok otizmli çocuklarda görülen işte duyuları işlemleme, ses, görsellik, hareket, dokunsallık dediğimiz tat gibi farklı duyuları işlemlemede problem çeken çocukların günlük hayata adaptasyonunu ve dış dünyadaki duyuları işlemlemesi için verilen bir terapi biçimi. Peki Sedat Hocam, duyu bütünleme terapisi dediğimiz işlemin özelliği var mıdır? Şudur bizi anlatan dediğiniz. Evet, duyu bütünleme terapisi farklı kulvarlardan oluşuyor ve kesinlikle çocuğa fiziksel bir müdahale olmuyor. Bütün inisiyatif çocukta oluyor. Çocuk dikkatini o piste vererek dikkat sürdürme yapıyor ve motor planlama becerileri geliştiriyor orada. Diğer terapilerden farkı özellikle çocuğun kendisinin inisiyatif alıp harekete geçmesidir. Teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için hocam. Çok mersi. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.